Hanımcığım hoş geldiniz. Ne güzel sizi görmek. Sizi de sevgili editörüm. Artık yüz yüze görüşmek hayal oldu. İnşallah bahara mı kaldı bilmiyorum ama. Her zaman emrinizdeyim. Çağırın gelirim. Çay kahve içtiğimiz günleri özledim. En son buluşmuştuk biz sizinle ama Evet. inşallah çok yakında gene buluşuruz. Bu güzel İnşallah. grup sohbetine hoş geldiniz. Şimdi Hoş bulduk. efendim, Solibri markamızdan şahane kitabımız çıktı. Tek satırlık Entel. Yani önce şunu söyleyeyim. Bu kadar zihin açıcı, aynı zamanda eğlenceli kitap çok zor bulunur. Editörünüz olarak yani bunu söylemek istiyorum, paylaşmak istiyorum. O kadar güzel konular var ki şimdi zaten sohbetimizde size biraz daha açmanız için soracağım. Ama girizgahı şeyle yapalım. Yani görülmemiş bir sene yaşadık. Belki de 100 yılda, 200 yılda bir yaşanan bir eşik. Bütün sene kaotik bir şeydeydik. Yani çok uzatmadan şunu sormak istiyorum. Çünkü sizin yazılarınız aslında zeitgeist, zamanın ruhunu çok iyi yakalayan yazılar. Evet, Siz bir iki bütün yazıda zaman, bahsediyor ondan. Evet. evet, totalde de bence zamanın ruhunu çok iyi koklayabilen bir yazarsın. Önce şunu sorayım, sonra kitabımızın güzel konularına geçelim. Nasıl okuyorsunuz 2020'yi? Ne oldu? Hani bir tane laf var ya, neydi o? Şimdi biz ne yaşadık? Şimdi biz ne Bir yaşadık? şey oldu ama O zaman. Şimdi bir şeyler oldu ama ne oldu acaba? Nasıl okuyorsunuz bir yazar olarak, bir edebiyat sever olarak, köşe yazarı olarak? Handan Hanım, o kadar çok insan bu seneyi yorumladı ve yorumlayacak ki bence benim haddim değil bu konuda. Sadece kendi kişisel fikrimi verebilirim. O da dediğiniz gibi bir dönüm noktası. Yani dün bir kafamdan geçirdim hangi dönüm noktaları gibi. Bence Berlin Duvarı'nın yıkılmasından bu yana, yani dünyanın Amerika ve Sovyetler Birliği olarak iki kutuptan çıkıp da çok kutuplu bir dünyaya geçtiğinden beri en önemli eşik bence bu oldu. Burada bir savaş veya siyasi bir durum yok. Bana göre sadece kozmik dünya ahenginin artık bir şart olduğuna dair insanların beynine bir fiske atıldı. Öyle düşünüyorum. Çünkü biz doğayla savaşıyoruz. Doğaya meydan okuyoruz. Bir parçası olduğunu kabul edemiyoruz. Kendimizi üstün görüyoruz. Fakat bu ahengi bozduğumuz sürece her aksiyonun bir reaksiyon yarattığı gibi doğa da buna bir reaksiyon veriyor ve benim görüşümce insanoğlunun biraz hiçliği öğrenmesi lazım. Yani egolarını bir kenara bırakıp kozmik bir ahengin içinin bir parçası olduğunu bir an önce idrak etmesi lazım. Yani uyuma dönmesi lazım, uyum. Her şeyde bir savaş, her şeyde bir öne çıkmayı bırakması ve bir uyumla dalgalanarak gitmeyi öğrenmesi gerek. Bence bu senenin bana verdiği en önemli mesaj bu. Onun dışında ne söylersem haddimi aşmış olacağım. Yok Çinliler virüsü bize kaptırdı da kendi de aşıyı da yaptı vesaire. Hiçbiri umurumda değil. İnanın insanlığa dair bir şey öğrenmek istiyorum ben bu senede. Aslında bence bu soru çok yerindeydi. Çünkü yani tam da sizin bütüne bakma yeteneğiniz zaten kitabın her sayfasından okunuyor. Yani olan biteni büyük resimde görebilme yeteneğiniz bence bu kitabı bu kadar kıymetli kıldığı için bir kere daha söyletmek istedim. Çok güzel bir yorum yaptınız. Yani Sağ ol. hepimiz aynı gemideyiz. Neredeyse yani birbirimizin uzvu gibiyiz. Yani ona olan bana da oluyor aslında. Korona bize onu öğretti. Öteki diye bir şey yok. Hepimiz aynı anda bir şey olduğunda hepimiz aynı anda olmuş oluyor gibi. O Aynen. yüzden çok teşekkür ederim bu yorum için. Şimdi konu konu gideceğim. Kitabımız aslında zamansız diyebileceğim köşe yazılarından okunuyor. Evet. Ama yani ben şöyle hayal ediyorum. Zaten sizinle kitabı birlikte hazırlarken de yani bu yazıları 20 sene sonra da okusalar geçerli olacak bence. Hani çok gündeme dair olanlar ha şunu şu dönemi anlatıyor denir ama yani kitaptaki seçki zamansız yazılardan oluşuyor ve benim için o kadar çok zihin açıcı unsur içeriyor ki bunları tek tek soracağım size. Bir kere şöyle bir küçük bilgi vereyim. Kitapta hem zamanın ruhunu çok iyi okuyan yazılar var hem de mesela edebiyata, kitaplara, sanata gönderme çok var. Yani Sapiens'ten Orhan Pamuk'un kafamda bir tuhaflığına, Suç ve Ceza'ya, ondan sonra Gözler Ardına Kadar Kapalı filmine, Küçük Prens'e, Uçurtma Avcısına, Nietzsche Ağladığında'ya yani bir yandan çok iyi bir
Böyle edebiyat eleştirmeni gibi kitapları da çok şey anlatıyorsunuz. Öte yandan sanat, modern sanat da var, soyut resim de var vesaire. Şimdi biraz çok şey bulduğum, yani çok ilginç bulduğum sizin bakışınızla biraz da kendime de yakın bulduğum şeyleri soracağım. Bir, şunu sormak istiyorum. Mesela çok çok güzel bir tespit. Yaratıcılık ve can sıkıntısı arasındaki ilişki. Çağımız can sıkıntısını baş düşman bellemiş. Asla sıkılmamamız gerekiyor. Neredeyse Evet. asla boş kalmamamız gerekiyor gibi bir şey faşizmi var neredeyse. Yani Evet. hareket halinde olma, mutlu olma, eğlenme. Ne dersiniz? Can sıkıntısı yaratıcılığı nasıl destekliyor? Bir kere onu sorayım. Yani can sıkıntısı olmadan insanın beynindeki ufak tefek köşelerdeki yaratıcılığı uyandırmasına imkan olmadığını düşünüyorum. Sizin de beğendiğiniz bir tabirle çocukları biraz fazlasıyla antrenör annelerin eline Ay verdik. evet. Ve o anneler o çocukların hiç canı sıkılmaması için elinden geleni yapıyor. Belki ben de anneyim, belki çok da olmasa da yani kendimle eğlendim o dönemde tabii ki. Ben de öyle şeyler yapmışımdır ama çocuğu evde yalnız bıraktığınız zaman aslında ona bir kötülük yapmıyorsunuz. Bazen de onun içindeki yaratıcılığı, belki içindeki gerçek heyecanı bulmasına yardımcı oluyorsunuz. Yani ben açıkçası en güzel fikirlerin biraz duraksayınca, yani o koşturmanın biraz duraksamaya döndüğü anlarda çıktığını düşünüyorum. Yani nedense herkes bir şekilde meşgul olmanın daha mühim bir şey olduğunu düşünüyor. Çok yoğunum, çok yoğunum. Halbuki çok yoğun olmadığı halde bu dünyaya katkısı olan o kadar güzel düşünce insanları var ki ve belki de düşünmek için ona o fırsatı vermemiz lazım. Yani bu konuda sizinle aynı fikirdeyim. Yeni normalimizin de can sıkıntısıyla birebir örtüşeceğini düşünüyorum. Çünkü belki siz sormadan konuyu değiştireceğim. Yok. Şimdi normalde hepimiz bir koşturma içindeydik, doğru mu? Ve ne Bir de yapıyorduk? meşgul Aynen. olmak şeyin kodu gibi çağın neredeyse başarının da yani çok meşgulsen bir de başarılısın gibi bir şey de mi oluşuyordu bilmiyorum. Evet, maalesef öyle. Herkes içindeki devi uyandırmaya çalışıyor falan, böyle büyük motivasyon konuşmaları vesaire. Ama ben içimizdeki gerçek çocukla da bir beraber kalmak ve barışık kalmak için biraz sakin yaşamak gerektiğini ve bu hani yeni normalimiz, lütfen bir şeyleri daha az yapalım. Mesela karamsar olmak o kadar kötü bir şey değil bana göre. Yani can sıkıntısı biraz karamsarlıkla çağrıştırıyor. Fakat bütün bunlar insanın yüzeyden bir derinliğe ulaşmasına, kendine bir fırsat vermesi. Yoksa lay lay lom, her şey ne güzel, oraya da koşayım, buraya da koşayım, 80 maddelik bütün işlerimi yaptım bugünkü yerine. Bugün 4 madde yaptım. Biraz hüzünlüyüm. Hüzünlü olmak kötü bir şey değil. Belki beni daha derin ve daha duygusal bir insan yapar. Biraz ayrıştırır. Yani insanların biraz ayrışmaya ihtiyacı var. Hepimiz bir Instagram profilimize Mutlu sıkılıp kalmış, Instagramcılar. Evet. çok mutsuz insanlarız. Halbuki belki de orada görünen şirin ve mutlu halimizi bir kenara bırakıp biraz daha natürel, biraz daha az iş yapan, daha az hektik, hektik kelimesi Türkçe mi bilmiyorum, gibi bir hayata geçmeyi kendimce arzu ediyorum yani. Ve ben hatta bundan çok mutlu oluyorum. İnsanlar benim hızıma indi diye. Çünkü ben çok hızlı bir insan değilim. Desem de yanılıyor olabilirim. Yo Onu yo siz takdir edeceksiniz. bence hızlısınız ama tam da dediğiniz gibi yani ben de tam öyle düşünüyorum. Yani mutluluk baskısı, eğlenme, şık görünme, hep aktif görünme baskısı aslında bu çağın bizi içine düşürdüğü bir tuzak. Yani mutluluk neredeyse faşizmi diyeceğim. Yani oysa insan doğası yani bir psikiyatr arkadaşım söylemişti. Biri hep mutluysa zaten yani ya Bir tuhaflık delidir, var. ya da yani şizoid falan olabilir. Öyle bir şey yok insan doğasında demişti. O yüzden o Doğru. tespitinizi çok 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 seviyorum. Bir başka Çok güzel. şeyimiz mesela bir başka Edebiyatla konu. ilgili sordunuz. Onunla da ufak bir cevap vereyim. Öyle Evet, devam edelim. Sorunun tabii. içinde o vardı. Altını Siz bana... derinleştireyim. Nasıl besleniyorsunuzu da anlatın. Yani edebiyat Olur. şeyleriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz de çok derinlikli. Çok çok güzel yani. Nasıl besleniyorsunuz? Onu Anladım. da Aslında anlatın. hepimiz aynı eserleri okuyoruz. Doğal olarak herkes aslında bir gözlemci. Fakat gözlemlerini bir mecra bulup da akıtabilenler bence daha şanslı. Ben onlardan biriyim.
Bana bu sütun verildiği zaman hep ben antenler açık dolaşıyorum. Yani yaptığım her okumayı, her filmi, her şeyi ay bununla ilgili yazabilirim gibi bir heyecanla ve daha aktif olarak heyecanlı bir şekilde izliyorum ve daha aktif learning oluyor. Yani öğrenmemi ona göre yapıyorum. Not tutuyorum bazen. Sonra gidip onunla ilgili yazıyorum. Halbuki herkes aynı filme gidiyor. Herkes Dostoyevski okuyor. Belki bilmiyorum ama onun içinden kendine bir şey çıkarmayı hedefleyen insan, buna mecra sunulan insan ve ben bu fırsatı yakalamış çok şanslı bir insanım bence. Şalom gazetesi bunu bana verdiğinde bu fırsatı ilk başta anlamadılar niye ben böyle şeyler yazıyorum. Halbuki meğer ben bugünlere hazırlık yapıyormuş. Yani belki de daha güncel yazmamı tercih ederlerdi bilmiyorum ama şimdi onlar da kabul ediyor ki bu zamansız yazılar hepimize bir şekilde faydası olacak gibi hissediyorum. Çünkü Yani daha şeyden bakabiliyorsunuz. Yani hani güncel resmin içinde yutulmaktansa makrodan baktığınız için yani iki adım evet. geriden baktığınız için bu tabii daha kıymetli bir okuma şey yapıyor. Evet. Çağı, günü okuma. Peki merak ediyorum yani siz aslında o hayatı ciddi okuyorsunuz. Biraz neler okuyorsunuz, ne okumayı seviyorsunuzu anlatın da bu kitabı okuyup ilham alanlar böyle gitsek iyi olur filan desinler. Neyi seviyorsunuz? Edebiyat. Ben biliyorum da sizden de duymak Ben istiyorum. söyleyeyim size. Birincisi tavsiye edilen hiçbir şey okumamayı kendime yemin ettim. Çünkü kimsenin fikirleriyle benimki bir olmak zorunda değil. İnsanların ay berbat sakın okuma dediği bir sürü şeyden kendime o kadar güzel şeyler çıkardım ki. Doğal olarak ne tavsiye edilen filmlere çok şey bakıyorum, sıcak bakıyorum. Kendimce bir yazarı beğendiğim zaman bütün külliyatına sahip olmaya çalışıyorum. Örneğin bir Ne kadar Kundera'yı güzel. elime aldığım zaman bir eseri değil, en az 4-5 eserini okumam lazım. Hatta yeni çıkan bir şey olursa onu da yakalamam lazım. Onun gibi 4-5 tane yazar sayabilirim ki hem Türk hem yabancı. Bütün külliyatlarını yaptım. Onun dışında o yaptığım okumalar zaman içinde birikim. Bakın arkam Görüyorum, evet. Seçemiyorum hangi kitaplar var ama bir gün kısmetse şey yapacağım, kütüphanenize gelip neler okuyorsunuz? Ama mesela şey ayrımını yapalım. Fiction mı, kurgu mu? hep Yani roman fiction. tarzı. Mesela Hep fiction. Ben şu Sapiens parmak gösterip de bana bir yazınız şeyler öğretmeye çalışan kitapları, işte sevgi içimizdeymiş, içinizdeki devi uyandırın vesaire. Bana kimsenin bir şey öğretmesine ihtiyaç yok. Kurgu romanlarda her şey var. Hayat kurgu aslında. romanlarda akıyor. Yani orada Suç ve Ceza'yı okuduğun zaman görüyorsun ki herkes aslında suçlu ve herkes onu örtbas etmek için daha iyi insan gibi görünmeye çalışıyor. Ne bileyim bir filme gidiyorsunuz, orada görüyorsunuz dikizleme dürtüsünün aslında herkeste olduğunu. Yani ben gidip de birisi bana dikizlemek kötüdür diye kitap verse okumam. Ama hayatın içinde olan her şey kurguda var. Yani onun için o kadar istiyorum ki Handan Hanım bak bu da size sözüm olsun. Kurgu yazmak bence dünyanın en önemli işi. Çünkü insanlara Yazacaksınız, asıl bırakılan bekliyorum. odur. Yani Yani ahkam kesmek çok kolay kitap yazıp ama bence kurgu yapmak asıl lütuf. Hayata, insanlığa lütuf. Kurguda var. o Kusura zaman bakmayın diğer yani türleri biraz aşağı gördüysem ama. estağfurullah. Ben bir yandan Novus'un yayın yönetmeniyim. İşimiz bir taraftan kişisel gelişim kitabı da basmak. Ama bence bu tespitiniz de yani çok müthiş. Demek istiyorsunuz ki yani kişisel gelişim mi istiyorsunuz? Roman oku demek istiyorsunuz, değil mi? Evet. Yani çünkü Yani aslında Irvin Yalom'un romanlar bütün kitapları tabii. kişisel gelişime çok uygun mesela. Aynen. Alın bir tane onları okuyun. Yani Evet. bana o parmak gösterip de her şeyi ben yaşadım siz öğrenin. Öğüt bir tek verene yarar. Ben onu anladım. Ben öğüt veriyorum çocuklarıma. Niye? Çünkü ben yaşadım onu ve o deneyime sahibim. Çocuklara öyle aman yavrum falan diyorum ama kimsenin dinlediği yok. Yani öğüt bir tek verene yarar. O kitabı yazan muhteşem faydalanmış belli. Ama benim ondan faydalanmam için o tünelden kendi kendime geçmem lazım. Yani o kişisel gelişimlere çok özür diliyorum. Yanlış anlamayın ama gerçekten hiçbir şey kattığını Estağfurullah. düşünmüyorum. Yo Eyvah. ben Buraları bakacağım. kesebilirsiniz sonra. Hayır kesmeyeceğiz. Ama sizden bir Novus kitabı alırsam görürsünüz siz. Sonra sizi ikna edersem şey Vallahi büyük çok çok konuştum. katılıyorum. Çünkü roman yani ben İngiliz Dili Edebiyatı okudum. Edebiyata yönelmemin şeyini de hep düşünürüm. Yani bir kere çok şanslıyım. Yani insan derler ya insan sevdiği işi yapıyorsa hiç çalışmamış sayılır. Düşünsenize Aynen. kitaplara aşıksın ve editör oluyorsun. Şöyle düşünüyorum sanırım yani romana yani edebiyata yönelmemin en temel şeyi o. Yani insan ruhunu anlayabilmek,
O yüzden yani kişisel gelişim mi istiyorsun? Roman oku. Bence bizim şeyimizin, bu Hepsini sohbetimizin bulursunuz. sloganı bile olabilir. Evet. Peki bir şey soracağım. Şimdi bir başka şeye, iki şeye atlıyorum. Sonra sizin şahsınız, yani sizin ilgi alanlarınızla ilgili bir şey soracağım. Buyurun. Çünkü benim sevdiğim bir konu bu. Birazcık daha burayı şey yapalım. Biraz daha burayla Deşelim. deşelim ve biraz belki hoşumuza giderse dalga geçelim. Tatil baskısı, wellness baskısı, azıcık da bundan bahsedin. Yani çağır, pilates yap, bilmem nerede kayağa git ya da Bodrum'da git ille de. Onu da biraz anlatır mısınız? Bize Her açtığı şeyi şeyler, yapalım. Kimseye bir davetler. itirazım yok. Ama bunu yaparken bunu yapma sebeplerinizi aklınızda tutun. Bunu kendiniz için yapıyorsanız muhteşem bir şey. Ama birileri sizi bunu yapmaya zorluyorsa, yani bir baskı altında yapıyorsanız, yani herkes yapıyor diye yapıyorsanız o bir sorun. Ben de meditasyon yapıyorum. Transcendental meditasyona bayılıyorum. Zihnimi açtığını düşünüyorum. Ben de fitness yapıyorum. Wellness'a o kadar meraklı değilim ama meraklı olana saygı duyuyorum. Sadece bunun bir yeni tür kapitalizm olduğunu düşünüyorum. Yani ben senden daha well'im, sen bu kadar well'sin, o hiç well değil falan gibi bir sınıflama oldu. Yani insanların böyle birbirini kategorize edip bir de bununla birbirlerini küçümsemesi hoşuma gitmiyor. Herkesin yaptığı şeyi kendi hür iradesiyle, severek ve gerçekten kendine olan faydasının bilincinde yapmasını istiyorum. Yoksa o yoga matini koltuğun altına sıkıştırıp plazada çalışan bir sürü insan eve gidip yine hüngür hüngür ağlıyor. Yani kendilerine bir iyilik yaptıklarını düşünmüyorum. Yine aynı hırslar, yine aynı küçücük dünyaların verdiği hüzünler devam ediyor. Yani her şeyi boş verebilecekse o yoga matine oturan insan keşke. Ama bazı insanların yani bunu bir doğru görünmek, doğru sistemde kalabilmek adına yaptığını düşünüp üzülüyorum. Yoksa kimseyi eleştirmiyorum. Ben de yapanlardan biriyim. Ama bunu yaparken niye yaptığımızı aklımızda tutalım. Yani Instagram'a ben de mi resim koymuyorum? Tabii ki koyuyorum. Ama bunu yaparken niye yaptığımı bilmem lazım. Ben de bir sistemin, abuk subuk bir sistemin parçası olduğum için yapıyorum. Yani ben kimseyi benden daha güzel resim koyuyor diye kınayamam. Yani bu kıskançlık ve hasetten ileri bir şey olmaz. Çünkü adam benden iyi iş yapıyor işini. Ama ben yapmıyorum diyemem. Yapıyorum. Çünkü bu bir sistem ve bizi kendimizi ekspoze etmeye ve göz teşhirciliğin bir kısmı yani Instagram gibi bir şeyler. Ama yapmasaydım hiç, o zaman eleştirmeye hakkım olurdu. Ben sadece niye yaptığınızın farkında olun demeye çalışıyorum. Anlatabildim mi? Eğer çok sert konuştuysam yine özür dilerim. Hayır, Ama bilakis bu benim yani fikrim. bilakis çok da katılıyorum. Yani bence şöyle kimlik tuzağı diye bir şey var. Yani kendi otantik kimliklerimizi, iç zenginliğimizi yapmakta ya tembel davranıyoruz ya da çağın akışına çok kapılıyoruz. Bilmiyoruz çünkü iç zenginlik yani yoga istiyorsam yoga yaparım ya da gider Türk sanat müziği dinlerim ya da ilahi dinlerim fark etmez. Sanıyorum yani naif bir tarafı var çağın insanında. Yani kendi üzerine düşünmek yerine hazır hani böyle hazır kıyafet satılır ya kombin satılır. Bunu satın almak gibi yani yoga yapıyor, pilatese gidiyor ya da Starbucks kahvemle şey yapıyorum gibi. Yani bilemiyorum imaj devri. Andy Warhol'un meşhur lafı vardı. Nasıl da gerçek oldu kehanet. Bir gün herkes 5 dakikalığına ünlü olacak demişti değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Andy Warhol'un lafıydı galiba. Hepimiz Emin değilim. Bir 5 dakika. saniyenizi alacağım. Oğlum kapıda bahçeden girmesini söyleyeceğim. Çok özür diliyorum. Tamam. Ben de bakayım doğru mu hatırlıyorum? Bahçeden gir diyeyim. Çünkü şu anda çıkamam. Bahçeden gir. Dedim. Tamam. Ben hazırım. Evet, bir Evde gün yalnızım. herkes Eve anahtarı yok. anladım. Evet, Andy Warhol'un lafıymış. Şey sağ olsun Warhol. yeni Evet. Herkes beş... 15 dakika Five demiş minutes, galiba. 15 minutes of fame. Evet, o herkesin bir gün. Bu da benim 15 dakikam belki de Handan Hanım. Öyle Sayenizde deme. Ya Solibri'ye çok müteşekkirim bu konuda. olur Benimle mu? çalışmayı kabul ettiği için öncelikle yani isimsiz insanlar biraz zordur ilk adım atmaları ve bu Bence adımı bu ben daha attığım için. ilk adım yani sizden çok güzel bir roman bekliyorum ben aslında ve olacağına da çok inanıyorum. Yani bu Bakacağız. yazma pratiği heba edilmemeli diye düşünüyorum. Şimdi peki bir şey daha soracağım. Bu benim çok ilgimi çekiyor. Birkaç şey kavramı konuşalım. Kabaca yani 40 geçe gibi bitirmemiz gerekecek şeyi. 40 geçe var vaktimiz. Çok da güzel kavramları gene benim çok sevdiğim yani sosyoloji, antropoloji kavramları, sosyoloji. Politik doğru meselesi, değil mi? Politik. Yani politically correct, ağzımızı açmaya korkuyoruz. Yani ne bileyim.
Geçen gün birisi mesela Twitter'da şey yazıyor. Kocam birey bıdı bıdı yaptı diyor. Yani politik doğru ne demek? Ne anlıyorsunuz? Nasıl buluyorsunuz? correctness bize Amerika'nın öğrettiği bir şey. Hani önce zenci nigger diyorlardı. Sonra black diyorlardı. O da ayıp oldu. Şimdi African American diyorlar. Hepsi bence aslında bir insanı bir şekilde tarif etmeye çalıştığın için zaten büyük ırkçısın diyesim geliyor ama onlar bize hani bir şeyi saklamak için güzel bir cover, bir kılıf bulurlarsa kendilerini çok iyi hissediyorlar. Ama ırkçılık insanın beyninde olan bir şeydir. Yani onun için o Beynim, konuda kelimeyi doğru kullanmışsın, yanlış kullanmışsın. Ben onları kesinlikle hatta şey buluyorum. Ne denir ona, o kelime nedir? Üstten bakan, tuhaf bir hadi, böyle herkesi küçük gören. anladım. Condescending gibi denir. Evet Condescending ama belki. Türkçesine. Küçümseyen, anladım. Anladım. Yani Doğru. bence political correctness adı altında Türkiye'de de yapılıyor. Hani böyle herkes bir havalar. Yani aslında aynı değiliz. Ama ben sana jest yaparak seni daha az küçümseyici kelimeler arıyorum gibi bir benim kendime öngördüğüm bir muhteşemlik var. İstedim yani bu her şeyi doğru düzgün söyleme bence aslında bir arogans, bir kibir. Ha, Yani çok benim güzel seni söyledin. küçük gördüğümü tescil etme şeklim. Anlatabiliyor muyum? Yani bu konuda da sivri konuşuyor olabilirim. Ama ben insanların birbirine bakış açısının o hiçlik kavramında zaten birbirimizi bir hiç olarak görebilseydik, benim size gözlüklü, sizin de bana şaşı dememizde hiçbir absürtlük olmazdı. Anlatabiliyor muyum? Ama o kadar birbirimizi kırmaya sözde birazcık şeyiz ki, meyilliyiz ki bunu düzeltmek zorunda kalıyoruz. Yani ilk Benim için şeyi olay tamamen bir suni kendini üstün gösterme halinden ileri değil. Ama tabii ki bunun kisvesinde Trump gibi bir sürü insanın, bütün Meksikalılar hırsızdır, bütün bilmem neler laflarını da doğru bulmuyorum. Çünkü adam nasıl olsa ben correct olmak zorunda değilim diyerek kendince bir de tuhaf bir saldırganlık içinde, yani o sınırı da aşmamak lazım. Yani şey, stereotipleme denen şey, hani herkesi bir kefeye koymak bence çok yanlış bir şey ve onu yapan bütün liderler aman siz de ne kadar correct oldunuz diye kendilerini acındırıyorlar. Halbuki ikisi arasında bir çok büyük bir fark var. Yani sen beni mesela ben Yahudiyim, Yahudilerin hepsini bir kefeye koyarsan ben çok darılırım buna. Yani burada correct olmak zorundasın demiyorum. Yani bana Yahudi yerine Musevi diyerek correct olduğunu sanan o zihin. Ama hepimizi aynı sepete koyarak hepimiz için cimri diyebiliyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani ikisi arasında bir fark var. Tiplemeyle correct olmak arasında biraz fark var. Yani ırkçılığı birazcık şey açmak lazım konu olarak. Pardon, yine çok konuştum ama idare edin. Ama çok da güzel zihin açıcı konuştu. Şimdi Trump'tan şey yapmışken post-truth'ta konuşalım azıcık. Yani değil mi? Post hakikat, post Evet. gerçek. Aslında gerçeğin, yani belki Trump gibi liderlerin zaten seçilebilmiş olmasında da bunun şeyi var. Yani gerçeklik güçlünün söylediği şeye mi dönüştü diye özetleyelim. Post-truth ne demek? Gerçek sonrası. Yani gerçek yok, sen onu nasıl anlatırsan falan gibi mi özetlenir? Yani yazıda ilk başlarıydı, ben yazdım da 2016'da yazdım ben o yazıyı. Post-truth o sene Oxford tarafından ilk Ay, defa yılın kelimesi. sözlüğe eklenen kelime oldu. Çünkü Oxford biliyorsunuz çok kolay kelime eklemez İngilizceye. Ama eklediği zaman bazı seneler bu kelime artık resmi olarak İngilizce dilinde var dediği sene 2016'ydı. Post-truth inanılmış gerçek. Yani bir şey ne kadar çok ve ne kadar sert Çok ve ne güzel kadar çok söylediniz. üstüne basarak söylerseniz o yeni gerçek oluyor. Yani bir de biz kamplaşmayı sevdiğimiz için sevdiğimiz bir lider birazcık güçlü bir şekilde inanmak istediğimiz şeyi söylediği zaman onun doğru olduğuna inanma meyilindeyiz. Ve onu Facebook gibi yerlerde paylaşmayı da seviyoruz. Onlar gittikçe algoritmayla yukarı çıkıyor. Gariban ve ama şekerim o yanlış söylüyor, onun dediği doğru değil diye yazmaya çalışanlar da algoritmayı tetikliyor. Sonuçta algoritma bir yalan çukura atıldığı zaman orada büyüyor. Onun tekrar tekrar üst düzeylere çıkması ve bir türlü doğruyu anlatamayan, sesini duyuramayan insanların aşağıda kalmasına neden oluyor. Yani post-truth gerçek oluyor. Yani inanılmış gerçek, gerçeğin Gerçek yerini oluyor. alıyor. Ve doğal olarak bunun ben çözümünü bulamadım. Tek çözüm şu,
bizim de onlar kadar bastırarak, bizim de onlar kadar yüksek sesli ve çokça tepki verirsek ancak post-truth dengelenebilir. Türkiye'de de aman canım bizim halkımız cahil, post-truth o yüzden Türkiye'de yarıyor. İşte bağıran, diktatörlük yapan insanların lafları öne çıkıyor çünkü bizim halkımız buna inanıyor. Hemen inanıyorlar. Canım yok öyle bir şey. Bu bir taktik. Maalesef Türkiye'nin gerçeği değil, bu dünyanın gerçeği. Bir şey ne kadar çok üstüne basılırsa gerçek oluyor. Algoritmalar bunu destekliyor. O yüzden bunu zaman içinde sadece onlar kadar bağırarak, şimdilik onlar kadar bağırarak kendimizi ifade edebiliriz deyip geçmek istiyorum. Çok güzel. Bir de şeyi soracağım. Antrenör anneleri konuştuk. Ne şahane bir tabir buldunuz dedim. Yani çocuğun işte helikopter anne diyorlar ama sizin antrenör anne lafınız çok iyi. O da çağın bir hoşluklarından biri diyeyim. Bir de şeyi konuşalım şimdi. Madem ki Zeitgeist, zamanın ruhunu konuşuyoruz vallahi. Çok da güzel oluyor sohbet. Şunu soracağım. FOMO. Geçenlerde Güneri Civoğlu yazdı köşesinde kitabınızı. Yani Aynen. Fear Çok of Being heyecanlandım. Non-connect mi? Yani bağlantısız kalma korkusu diye mi çevirelim? Nasıl şey yapalım? Fear FOMO bence şey diyelim, bir şeyleri kaçırma korkusu. Yani hayatı kaçırma, her şeye yetişememe, insanların yani hayattan beklediği bütün, yani hayatı tam kullanmak, suistimal etmek hayatı istiyor herkes. Her şeyini, her şeyini, saf saf suyun, sütünü, bütün etini sütünü kullanmak istiyor. Halbuki FOMO'yu ben çok gereksiz bir korku olarak görmüştüm hayatım boyunca. Şu anda da insanların gönüllü olarak FOMO'dan vazgeçmesini istiyorum. Şu anda tabii evimize çakıldık. Kimse bize evden çıkamaz diyor. Onun için ben şu anda bir şey kaçırmadığımıza eminim ama bugünler bitecek ve tekrar o eski normal sandığımız hektik düzene geri döneceğiz. O zaman asıl FOMO'dan vazgeçme ihtimalimiz için şimdi yatırım yapmalıyız. Yani şimdi bir sürü insanla konuşuyorum Handan Hanım. Ay şu günler geçse de Alaska'ya da gideceğim, İspanya'ya da gideceğim, Japonya'ya da gideceğim. Gitme kardeşim, nereye gitmek istiyorsun? Yani bu kadar hiperaktif olamazsınız. Bu tamamen sizin bir şeyler kaçırmakla ilgili mutsuzluğunuzun bir göstergesi. Veya bu benim, çok özür diliyorum ama kendim bu kadar yavaş ve kendi hızımda yaşamayı sevdiğim için başkaları bu heyecanını da yapmayın anlaşılır, nereye yetişiyorsunuz diye eleştirmek istiyorum yani, anlatabildim mi? Onun için Bitirecektir FOMO dünyayı. gençlerde çok var. Evde iki delikanlım olduğu için biliyorum. Keşke olmasa. Keşke her yere yetişmek zorunda olmasak. Çünkü bir insan bir okulu bitirir. Hangi hızda bitirdiğini kimse hatırlamaz. Ama iyi bir okul bitirdiyse, aha o bilmem nereye Yale'ı bitirdi derler. Ama 5 senede mi okumuş, 3 senede mi okumuş? Yani hız önemli Aynen. değildir. Benim için önemli olan bir insanın hayattaki küçük adımları, taş kaç tane taş üst üste koymuş. Bunu ne hızda koyduğu benim için önemli değil. Çünkü bazı insan çok hızlı koşuyor ama finişe yaklaşınca bir şekilde bir kendini yıkıcılığa sürüklüyor ve çok arkadan, çok daha ritimli fakat yavaş gelen biri onu geçebiliyor ve hayat bir yarış bile değil. Yani onun için hiçbir şeyi kaçırmıyoruz. Bunu beni dinleyen herkese rahatlıkla söyleyebilirim. Bir şey kaçmıyor. Korkmayın, bir şey kaçırmıyorsunuz. Peki Ben o 50 zaman yaşındayım. Bunu demek çok kolay tabii. ben de hep ona inanırım. Yani kaçan bir şey yok, doğru. Şimdi yavaş yavaş kapatalım isterseniz ama öncesinde size okurları şaşırtacak bir şey soracağım. Yani kitabımızın adı Tek Satırlık Entel. Edebiyat var, zamanın ruhu var, güncele dokunan yazılar var, ne bileyim sanat var, sinema var, çok felsefik yazılar var. Yani çok büyük bir şey bekliyor. Nasıl denir? Tatlı hibrit bir şey aslında kitap. Son olarak size şunu sormak istiyorum. Çok şaşıracak bazı okurlar. Bayağı da bir futbol da var kitapta. Futbol yazısı da var. Ondan sonra sizin sporla alakanız, spor izleyicisiniz aynı zamanda. Nasıl diye sorayım. Bir de benim hep merak ettiğim bir şey vardır. Bilinç sporu diyorsunuz ya. Hakikaten spor, yani siz iyi bir bilinç oyuncususunuz. Evet. Sporcusunuz derken. Evet, Bilinç oyuncu da spor mudur? denebilir. Bilinç sporu deniyor ya, bana ilginç geliyor. Bilinç bir spor mudur hakikaten? Ya spor deyince böyle ter atmak gerektiğini Yok zannettiğim yok, kesinlikle doğru. Öyle bir ön yargı var. Ben spora genellikle holistik olarak bakarım. Yani bütün sporların, hiç dahil, bir disiplin olduğunu ve insanın muhteşem bir derinlik verdiğini.
ahlak verdiğini, ne diyeyim size, insana empati kurma yeteneği verdiği. Rekabet var ama rekabetin bir centilmenlik kavramı içinde yapılması gerektiğine dair çok büyük bir öngörüm var. Oğullarım çok güzel performans sporlar yaptılar, tenis, yüzme gibi. O yüzden bir de çok fanatik Beşiktaşlılığımız da var. Onunla ilgili tabii ki biraz futbola da eğilimim var. Ancak bridge sporunu kendimi geç açılanlardan görüyorum. Bridge sporu aslında ülkemizde geç açılınan bir spor. Yani aslında 10'lu yaşlardan itibaren Avrupa'da çocuklara öğretilen bir spor. Ben bu konuda kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Kadınlar kategorisinde güzel başarılarım var. Ve ileriye dönük Amerika'da, Avrupa'da güzel turnuvalar oynamayı umuyorum. Milli olmayı umuyorum. Ama onun ruhumu örselediğini de ister istemez kabul ediyorum. Çünkü bir insanın bir sporda iyi olmak için sadece denedim demesi yetmiyor. Bir insan ruhunu koymadan o sporda gerçek bir başarıya ulaşamaz. Hobiden ileriye gidemez. Yani ben bunu yaşamış bir insan olarak, yani bazı gün hüngür hüngür ağlarsın, bazı gün çok sevinirsin ama bir gün sürer. Yani spor insanı çok büyüten bir şey. Bunu bütün annelere, o antrenör annelere bilhassa önerim. Çocuğunuzun gerçek ruhuna uygun bir şey bulup onunla, yani AVM'lerde, sinemalarda, ellerinde sigara değil, bir sporla, bir centilmenlik yarışında kendini büyütmelerine izin vermeleri. Biz geç açılanlar olarak, öyle de bir yazım var, okuyun. Evet, biliyorum. Çok tercih ettiğim bir sporu yapıyorum. Çok mutluyum. Bridge sporunu sevdalıyım diyelim. Umarım bir gün ihtiyacınız olursa size anlatmak için de bir yarım saatimi harcarım. Tamam. O Böyle işte. zaman bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyoruz. Sizden daha şahane başka kitaplar geleceğini, mesela ben sizden bir roman hayal ediyorum ve ilk taslağı okumak için de can atıyorum. Tekrar Var, belki gene başladım. o süper. Hemen Ama gel gör ki hikayeler, belki Murakami'nin o hani Men Without Women gibi bir hikayeler kitabı vardı. Öyle Evet, belki ben 7-8 tipleme yapıp hani belki de insanın ilk adımı küçük atması gerek. Yani tabii. kurgu yazmak için belki hikayeyle başlamak lazım. Size yollamaya çalışacağım. Olabilir. Büyük bir heyecanla bekleyeceğim ve sizden sizin Riva Şahlo'nun yazdığı kitapları da hep heyecanla bekleyeceğim. Çünkü çok 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 zihin açıcı, heyecan verici bir kaleminiz var. Çok teşekkür Çok ediyoruz. tatlısınız. Tekrar yani gene bir fırsat olduğunda yeniden böyle tatlı bir söyleşi yaparız. Keşke Çok televizyonda teşekkür olsak da ederim. beraber her hafta bir şey yapsak beraber, söyleşi yapsak. Çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiniz. Çok tatlısınız. İnşallah güzel yayınlarınız olsun hep. Çok güzel kitaplar basın. Biz de açıp İnşallah. okuyalım. Tamam mı? Çok sevindim. Çok Çok sevgiler. sağ ol. Buluşmak üzere yüz yüze de kahve içmek için. Hoşça İnşallah kalın. Handan Hanım. Teşekkür Sağ ol. Bay ediyorum. bay canım. Öpüyorum sizi. Hoşça Bay kalın. bay. Hoşça kalın.